Merhaba arkadaşlar. Bugün tatilimizin ilk günü. İlk olarak İnegöl'deki Yerince Belediyesi Gölet Piknik Alanı'na gittik. Ben burayı beğendim. Bundan sonraki günlerimizde sizde videolarımızı paylaşacağız. İçeriye girişte hemen sol tarafınızda Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı vagonu var. Beyaz tren olarak geçiyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla çok hummalı bir çalışma sonucunda üretilmiş. Devrim Arabaları filmini izlediyseniz zaten o süreci çok iyi anlatan bir filmdir kendisi. 129 günde üretilmiş bu devrim arabaları. 4 adet üretilmiş ve 29 Ekim kutlamalar için Eskişehir'den Ankara'ya trene yüklenerek taşınıyorlar. Burada yakıt ikmalinin Ankara'da yapılmasına karar veriliyor. Çok az benzin konuluyor içerilerine Ankara'da doldurulması için. Ankara'ya indiğinde polis eskortu eşliğinde işte kutlama alanına götürülürken oradaki polislerin bu yakıt ikmalinden haberi yok. Burada bir iletişimsizlik var muhtemelen ve bir tane arabaya benzin dolduruluyor. Diğerine tam doldurulacağı esnada Cumhurbaşkanı o arabaya doğru hareketleniyor. Arabaya biniyor ve benzin doldurulamıyor yeteri miktarda. 100 metre ilerledikten sonra da maalesef araba duruyor. Tabii ki şaşkınlıkla ne olduğunu soruyor Cumhurbaşkanı. Ve o noktada işte oradaki mühendisler paşam benzin bitti cevabını veriyorlar. Benzin yüklenmiş olan arabaya geçip oradan Anıtkabir'e doğru o arabayla aslında gitmeyi başarıyor. Fakat orada dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in çok meşhur bir cümlesi var. Kesinlikle çok da güzel bir cümle. Burada Garp kafasıyla yani batı kafasıyla otomobil üretiyoruz ama şark kafasıyla yani doğu kafasıyla içine benzin eklemeyi unutuyoruz şeklinde. Burada işin üzücü tarafı, trajik tarafı aslında araçlar hareket ediyor, bir problem yok. Sadece bir tanesine benzin yüklenemediği için 100 metre ilerleyip duruyor. Fakat ertesi gün gazeteler manşetlerde işte devrim 100 metre ilerledi ve durdu şeklinde manşetler atılıp uzun bir süre alay konusu oluyor. Sonrasında zaten bu proje maalesef devam etmiyor. Duraklarımızdan bir tanesi daha Hayvalı Leblebici'deyiz. Burası Çorum'un en eski leblebicisi. Odun ateşinde yapıyor leblebilerini. Çorum'da uğrayabileceğiniz bir başka enteresan noktada dünyanın en dar arastası olarak geçen bu çarşı. Çorum'daki en güzel alternatiflerden birisi de Veli Paşa Hanı. Veli Paşa Hanı'nda Çorum Belediyesi'nin sosyal tesisi var.
şu kısım kafeterya, şu kısım da restoran olarak hizmet veriyor. Hem çok güzel, Çorum mutfağını burada deneyimleyebilirsiniz. Buradaki kafeteryada çok güzel çaylar, kahveler, yöresel Türk kahveleri var. Hem de tabii ki belediyenin sosyal tesisi olduğu için çok uygun fiyatlar, ortam da çok keyifli. Velipaşa Hanı'nın üst katı şehir müzesi. Ücretsiz olarak girebilirsiniz bu şehir müzesine. Şehir müzesinin şöyle bir özelliği de var. Az önce söylediğim gibi hanın üst katında kalıyor ve bu şekilde az önce bahsettiğim Velipaşa Hanı, belediyenin sosyal tesisleri ve üst katta gördüğünüz bütün bu bölüm şehir müzesini oluşturuyor. Burada her oda bu kente dair başlıklandırılmış. Bu kentle ilgili endüstri, sanayi, eğitim, nişan, düğün, bir sürü farklı başlık var ve her odada o ilgili başlıkla ilgili ürünleri ve hikayeleri deneyimleme şansınız var. Gerçekten çok keyifli bir müze olmuş. Ben çok sevdim burayı. Çok farklı bir havası var. Bu odalar gerçekten çok güzel düşünülmüş, çok güzel dizayn edilmiş, tasarlanmış. Kısa kısa çok güzel bilgiler var. Bence yolunuz düşerse hem Velipaşa Hanı'nı hem de bu müzeyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bir şehre gittiğimizde o şehrin en iyisini bulmak gibi bir huyumuz var. Yani huyumuz kurusun. Çorum'da da en iyisini bulduk. Marmaris döner. Kesinlikle efsane. Hem et döneri hem tatlıları. Ekmek kadayıfı ve tel kadayıfı kaymaklı. Hem çalışanların ilgisi, çalışkanlığı, güler yüzü, işletme sahibinin güler yüzü, iyi niyeti. Kesinlikle her şey 10 numara 5 yıldızlı. Kesinlikle tavsiye ederiz. Şu anda neredeyiz? Şu anda harika bir yerdeyiz. Muhteşem bir doğanın içerisindeyiz. Burası Çorum'da Sıklık Tabiat Parkı. Tabiat Parkı normalde bir büyük bir mesire alanı. Yaklaşık 3600 dönümlük bir araziymiş burası. Ve bu arazi içerisinde piknik yapılabilecek alanlar mevcut. Bunun yanı sıra macera parkı, çocuk oyun alanları, küçük bir gölet, hayvanat bahçesi, seyir tepeleri. Gerçekten çok fazla imkan bulabileceğiniz muhteşem doğada harika bir ortam. Bizim burada bulunmamızın asıl sebebi ise burada aynı zamanda bir de karavan kamp yerinin, kamp alanının bulunuyor olması. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir ortam var. Çok büyük bir yer. Ve eminim buraya geldiğinizde çok keyifli vakit geçirebileceksiniz. Gerek günübirlik piknik yapmak için, gerekse kamp yapmak için. Şimdi sizleri kamp alanına götüreyim ve oradaki imkanlardan bahsedeyim. Girişte hemen sol tarafta karavan kamp alanı mevcut. Biz de burada şu an karşıda gördüğünüz gibi araç üstü çadırımızla kamp yaptık. İkinci gecemizi geçirdik. Normalde bir gece kalıp gitmeyi düşünüyorduk ama gerçekten çok güzel bir ortam. Gördüğünüz gibi kamp alanında çardaklar mevcut. Karavanınızı ya da araç üstü çadırınızı çekeceğiniz bölümde bir de çardak kullanabileceksiniz. Bu çardakta priz mevcut, ışık mevcut. Çardağın ışığını akşam yakıp oturabilirsiniz. Ve yine yer yer karşıda gördüğünüz bu ağaçların altında çeşmeler mevcut. Şu karşıdaki bölüm ise bulaşık yıkama alanı, tuvalet ve duş. Tuvalet ve duş gerçekten çok temiz. Sıcak su ile ilgili herhangi bir problem yok. İmkan olarak gerçekten çok güzel bir yer. Çok keyifli bir ortam. Karşıda gördüğünüz gibi yemyeşil.
bir ortam görüyorsunuz. Yine arkanızda da benzer bir ortam var. Tabiat Parkı'nın diğer tarafına şuradan gidiliyor. Ortam mükemmel. Ücret derseniz, buranın ücreti şu anda 2024 Temmuz ayının başlarındayız ve ücret gecelik 150 lira. Kişi başı vesaire ücret yok. Burada karavan kamp alanına geldiğinizde gecelik ödeyeceğiniz ücret sadece 150 lira.